Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Akira Kurosawa'nın Düşler isimli filmini tenkit edeceğiz. Öncelikle Murat hocam hoş geldin hoş bulduk, diyoruz. Hoş merhabalar. Merhaba. Akira Kurosawa Japon film yönetmeni, senarist, kurgucu ve aynı zamanda ressamdır. 57 yıllık sanat geçmişine 30 güzel film sığdırmıştır bana göre sinemanın zirvesindedir. Size göre de öyle mi hocam? Öyle. Hı hı. Yani hem yönetmen olarak hem bazı filmleri yönüyle hı hı. öyle. Evet. Birçok ödül almış. Kariyerine birçok ödül sığdırmış. Murat Hocam, Akira Kurosawa'nın Nüşler isimli filminin sinematografik açıdan değerlendirecek olursak neler söylersiniz? E, i̇sterseniz öncelikli olarak neden sinematografik yönü üzerinde kısaca duruyoruz? Şundan dolayı her film bizi bir düşünceye, bir fikre, bir ideye ya da önermelere götürür. Aslında filmlerle düşünüyoruz bizler. Ve bu ele aldığımız filmler de düşünme üzerine yoğun bizi deneyimler yaşatacak. Belki de Heidegger tırnak içerisinde Heidegger bağlamında tefekkür edici düşünceye bizi davet edecek imgeseli kendi içerisinde barındırmaktadır. Bu yönüyle zaten hem olay örgüsünün hem de imgesel bağlantılarının üzerine bir kavramsal yapı inşa edilmiştir. Filmin ilk etapta sinematografisinin önemini bu şekilde izah edebiliriz. Tabi bu Düşler filminde ilk etapta gözlemlediğimiz zaman hani o sinematografik unsurlar, ışık, ses, kamera çekimleri, yakın plan, uzak plan, orta plan çekimler sekanslar, onların durumları ya da renklerin kullanımı gibi farklı sinematografik unsurlardan bahsedebiliriz. Ama bunların ortaya çıkardı. Hani bunlarla özellikle Kurosawa'nın Düşler filminde kurduğu bir imgele imgelem var. Filmin kendi imgelemi var. Onların her bir ayrı ayrı belki irdelenebilir, düşünülebilir ama biz kısaca her filmde yaptığımız birkaç imge üzerinden bir bakış açısı en azından yöntemsel bir bakış açısı geliştirebiliriz bu filmde de düşler filminde gördüğümüz kapı mesela veya gökkuşağı imgesi ya da tünel ya da işte köpek imgesi ya da kar tipi buz imgesi ya da köprü karga imgesi imgeleri evet yanardağ Fuji yanardağ tüm bunlar düşünülebilir bunlar arasındaki bağlantılar da düşünülebilir. Ee, filmin ilk etapta tabii 8 kısa filmin filmden oluştuğunu ve 8 sekanstan oluştuğunu söyleyebiliriz. Ee, bunlar 10- 15-20 dakika bir tanesi herhalde bu uzunluklarda e, sekans filmlerden kısa filmlerden oluşmakta. Teorik olarak da hani her filmde yapmaya çalışıyoruz ama bugün e, konu konuşulacak konu çok fazla olduğu için önermeler ya da kavramsal lideler fazla olduğu için, biz sadece birkaç teorik çerçeve kavram söyleyelim. Özellikle Freud'un 19. yüzyılın başında kurduğu bir kuram var geliştirdiği. Onların kavramlarını alabiliriz. Bilinç, bilinç dışı. Hani Freud şöyle demişti, bilinci, insanın eylemlerini bilinci kadar bilinç dışı da etkilemektedir. Hatta iceberg'in görünen yüzü bilinçse, görünmeyen belki dörtte üçlük kısmı, daha ziyade olan kısmı, daha çok olan kısmı bilinç dışıdır. Ve bu, bu, anlamda bilinç dışını anlamak için geliştirilen yöntemlerden, psikolojide özellikle kullanılan bilinç dışını anlamak. Burada bilinç dışını anlamamızın yollarından biri de rüyalardır ki Akira Kurosawa bu filmini 8 rüya olarak adlandırmakta ve her bir rüyaya girişinde bir isim vermekte. İlk kısa filmi 8 filmden ilki mesela ne diye başlamaktaydı hocam? Yağmurla güneş. Yağmurla. Kısaca. Güneş. Anlatayım. Evet ee, buyurun. Yağmurla güneş aslında bir Japon mitolojik hikayesinden alınmıştır. Burada küçük bir çocuk yağmurlu bir günde dışarıda gezinir. Gezinirken annesi onu uyarır. Sakın tilkilerin dans ettiği sırada tilkilere bakma diye. Ama çocuk dinlemez. Tilkilerin dansını izler. İzlerken gök kuşağını görür. Ağaçları görür. Çiçekleri görür. Yani tüm güzellikleri görür. Eve döndüğünde annesi onu içeriye almaz. Tilkiler seni cezalandıracak. Al şu kamayı kendini öldür. Tek bir yolu var ya tilkilerden gidip özür dileyeceksin ya da kendini öldüreceksin der. Burada ana tema ölümdür değil mi? Murat? Evet, evet. Özellikle burada iki imgeyi birleştirebiliriz bir anlam boyutunda. O da kapının kapanması çocuğa. Annenin kapıyı kapatmasıyla biz ekranda bir kapı görüyoruz. Arkasından bu imgeyle ile çocuk bir rengarenk çok güzel renkli çiçeklerin içerisinde bir bahçededir ve gök kuşağıyla çocuğun içerisinde bulunduğu alanla gök kuşağının öbür tarafı ayrılmakta. Gök kuşağı kapı gibi bir ayrım ortaya çıkarmakta o görüntüde, o imgeselde ve gök öbür tarafında çok çetin ve kasvetli bir sıra dağ görüntüsü görmekteyiz. Biz kameranın bu tarafında ya da çekim alanının bu tarafında seyirci olarak çocukla birlikte o rengarenk bahçenin içerisinde bir sanatsallık boyutu yaşamaktayız ama hemen gökkuşağının öbür tarafında kasvetli, çok böyle sisli, puslu bir sıra dağ görüntüsü görmekteyiz. Bu kapıyla birlikte düşünüldüğünde hani kapının arkası toplumsal, toplumsal bir kabul var. O kabuller üzerinden çocuğun cezalandırılması var. Belki bu imgesel üzerine düşündüğümüz zaman hani çocuk kendisine söylenen belirttiğiniz o annesinin ikazı vardı ve gitme bugün tilki dansı var ormanda. Oraya gidersen kendileri onu görürse senin ölmen gerekir. Kesinlikle onlar gizli bir dans yapmaktalar. İşte çocuk bu sefer daha çok meraklanmıştı. Arzusunun ve merakının peşine takılarak onu dinleyerek yine de o ormanın içerisine girmiş ve ormanın içerisinde o çok büyük kendisine göre çok çok büyük ağaçların arasında görüyoruz çoğu çocuğu ve o çok ağaçların içerisindeki çocuk bize sanki merak ve arzusunun büyüklüğü büyüklüğü ile annesinin ikazının küçüklüğü arasındaki o gitgelli durum yansıtılmakta bir yönüyle. Burada Hani e, toplumsaldaki kuralcılıkla çocuğun e, kendi merakının peşinde gitmesi bizim e, mesela teolojik olarak baksak düşüş hikayeleri, mitolojik olarak baksak yine birçok mitolojide veya işte kutsal kitaplarda anlatılan düşüş hikayesi. E, burada da belki de çocuğun e, yaşadığı bir deneyim olarak, Birleştirilebilir tüm evet, bunlar. Doğadaki güzellikleri görmek insanın canı kadar değerlidir. Evet. Doğa o kadar önemlidir gibi bir mesaj çıkıyor. Murat hocam ikincisi şeftali bahçeleri isimli hikaye e, rüya. E, şeftali bahçelerinde çocuk e, meyve ister oyuncaklarından oyuncakları büyür fantastik bir rüyadır bu. E, oyuncakları ona meyve vermez der ki siz Pardon siz insanlar. Şeftali bahçelerini, şeftali ağaçlarını kestiniz, bahçeleri yok ettiniz. Artık size meyve yok der. Bununla neyi anlatıyor? Aslında burada <laughs> baştaki kısa filmdeki çocuğun devam eden bir rüyasını gözlemliyoruz, deneyimliyoruz daha doğrusu. Şimdi... Şeftali bahçelerin kesilmesi yüzünden çocuğun ailesi yargılanmakta. Aslında çocuk da onlardan kabul edilmekte. Burada aslında sosyolojik bağlamda da birçok anlam katmanı oluşuyor. Diğer taraftan hukuk normatifliği, çocuğun merak ve arzusu hani birinci filmde o devam ediyor. Artı şunu da ekleyebiliriz. E doğanın bir çeşit ruhu, e, bütünleşik bir e, ruh ve doğa anlayışı var. Kursova'nın Dersu Uzalası adlı filminden de hatırlayacağınız üzere o filmde de mesela aynı inanç vardı. Doğa ve insan arasında bir bütünlüklü ruh. O bütünlüklü ruh e, orada Şeftali Bahçeleri kısa filminde ikinci Rüyada bir çeşit insansal boyuta dönüşmüş Hani bu insanlar yargılıyorlar, ee, çocuğu yargılıyorlar ve bu yargılamada da aileyi suçlu buluyorlar Bir tanesi uyarıyor bu çocuk diyor, ailesinin suçu hı hı. o. Çocuk zaten devam ettiğinde rüya kısa film görüyoruz ki şeftali bahçelerinin o çiçek açmasını o kadar çok seviyor ki ağlıyor çocuk. Ve diyor ki, Kesildi bak, diye ben artık onları göremeyeceğim, bir daha o çiçek şeftalilerin açma e, e, görüntüsünü göremeyeceğim, yaşayamayacağım, deneyimleyemeyeceğim diye ağlıyor. Ve çocuğu. de diyor ki bakkaldan bir kilo şeftali alabiliriz ama şeftali bahçesine sahip olamayız. Hangi Hı -hı. bir sahip olabiliriz ki diyor. Sonra e, oyuncaklar onu ödüllendiriyor. Hani annenin babanın suçunu çocuklar Hı -hı. çekmemeli diye Hı -hı. çocuklar bile tabiata daha saygılı gibi bir mesaj çıkıyor. Hem de hani o mesaj açısından değil de belki de ucu açıklık hani sanatta mesaj arama yerine ucu açık bir şekilde farklı kavramsala ve önermelere bakmamız lazım. Farklı film teorileri veya bilimsel, felsefi, sinematografik teoriler. Mesela biz burada tabii hepsini konuşamayacağız. Bir kısmına örnek veriyoruz. Orada konuşulabilecek noktalardan birisi şu olabilir mi? Hani çocuk orada mitolojik bağlamda bir oyun orada inanılan bir şey var. Mitoloji var. Ve deniliyor ki işte oyuncaklar aslında şeftalili bahçesindeki ağaçların bir çeşit ruhunu yansıtıyor. Bizim çocuğun girdiği ortamda 5 kişi vardı. 6. kişiyi görüyor kızı ama o gördüğü kızı diğer 5 kişi görmüyor. Hani tüm bunlar sanatın görebilme ya da bazı noktalarda bazı insanların bazı şeyleri görmesine mi atıfta bulunuyor diye bir pencere açılabilir. Burada da bir teori geliştirilir, yaklaşım geliştirilebilir. Bir teori bağlamında. Yine diğer taraftan hukuk normatiflik bağlamında insanların doğayla ilişkisi ağaçları kesebilme ya da kesememe durumu. İnsanlar bunu işte Post-endüstriyel çağda, kapital çağda tamamen üretim biçimleri açısından baktıklarından dolayı doğayı önemsemediklerinden dolayı işte belirli bir yaşa gelince ağaçları kesiyorlar. Halbuki bu ağaçların kesilmesi doğaya sorulsa, insanın o bütünlüklü yapısına sorulsa buna müsaade edilmeyecek. Etik bağlamın dışına çıkacak. Belki de ekolojik olarak bu doğru bulunmayacak. Tüm bunlar katman katman belki de hem sinema teorileri bağlamında hem Felsefi, insani bilimler bağlamında ele alınabilir diye evet. düşüne, düşünüyorum. Rüyanın sonunda da küçük şeftali ağacı çiçek açıyor, çocuk da seviniyor. Burada geleceğe dair ümit de var değil mi? Evet, evet, evet. Bu çok önemli bir nokta. Teşekkür ederim, hatırlattığınız Teşekkür ederim. için. Çocuğun o son sahnesi özellikle, son sahnede tüm şeftali ağaçları kesilmiş, çocuk bir tane kesilmemiş olan, kesilmiş olan bir yerden bir ışkın görüyor. O ışkından şeftali e, çiçeklerini görünce o kadar çok e, seviniyor. seviniyor ama bir taraftan da üzülüyor çünkü kendine dönüyor ayna olarak görüyor kendisi de aslında tek kişi bunu gören orada hı hı. gördüğü kişiler zaten muhayyilenin eseri hı hı. ve doğanın ruhsal bütünlüğü oradaki o üzüntüsü e, o fidanın çiçek e, fidanının çiçekli fidanın e, kendisine bakarken bir resimle e, ekran donuyor. Bir imge aslında, saf imge, belki de Deleuze manada kristal imaja dönüşüyor orada. Biz bunu benzer bir şekilde Truffaut'un 400 Darbe filmindeki çocukta da görmüştük hatırlarsanız. O filmde ama çocuk kameraya bakmıştı ve gülüyordu. Burada çocuk yan duruyor ve fidana bakıyor, doğaya bakıyor, aslında ruha bakıyor ve üzüntülü bir şekilde. Evet. Üçüncü rüyamız kar fırtınası rüyası. Kar fırtınasında bir kamp lideri arkadaşlarıyla birlikte dağda dolaşırken büyük bir fırtınaya yakalanıyor. Fırtınada e, kar, tipi, her şey gözlerinin önünü göremez oluyorlar ve donmak üzereler. E, arkadaşlar uyuyorlar ama kamp lideri e, o da uykuya dalıyor. E, mitolojik bir öge çıkıyor orada bir kadın figürü e, ve kadın uyuması Yuki, için... Onunla. Evet. Ki evet. onunla çıkıyor. Kadın uyuması için ısrar ediyor ama kamp lideri kendine geliyor birden ve uyanıyor. Arkadaşlarını da uyandırıyor. Sonra etrafına bir bakıyor ki aslında kamp yeri çok da uzak değil. Yakınındaymış. Evet Murat Hocam değerlendirelim. Şimdi burada e, sosyolojik e, manada belki değerlendirmeler yapılabilir. Bireysel e, psikolojik değerlendirmeler de yapılabileceği kanaatindeyim. Film teoriler bağlamında da yine değerlendirilebilir ama yine ee, süremiz sınırlı olduğu için belirli bir bakış açısı geliştirmeye çalışalım bu kısa filmde de. Ee, enteresan bir şekilde e, gelen ki diyor ki kadın e, uyumak üzere olan e, karakterimize e, kar sıcak bu soğuk. Yani kar sıcak bu soğuk ve uyuması yönünde onu sürekli e, yönlendiriyor. Biz bunu fark ediyoruz. E, unutmadan şunu da ifade edeyim. Oraya tekrar döneceğim. E, unutursam hatırlatın lütfen. Şimdi e, öyle bir sinematografi kuruluyor ki tüm kısa filmlerde de öyle. Biz ekranda seyirci olarak mesela o üçüncü kısa filmde buzların, karların içerisinde öyle bir algı oluşuyor ki biz de üşüyoruz. Seyreden Öyle bir üşüme hissine kapılıyor. Sanki o dağda zirvedeyiz, kara fırtınaya biz yakalandık gibi onu hissettirmiş yönetmen değil mi Murat Hocam? Evet. Hem ses imgeyle Hı -hı. hem görüntü imgelerle hem, hem de e, konuşmalarla o e, karakterlerin e, kurtulmaya çalışma konuşmalarıyla, diyaloglarla hem de Hı -hı. belirttiğiniz evet. Duygularla, Duygularla bunu evet. ifade etmeye çalışmış yönetmen. Burada aslında Kurosawa'nın güçlü sinematografisi yine hı hı. gündeme getirilebilir. Şimdi dönecek olursam hani o kadının sürekli haz mekanizmasıyla karakteri uyutmaya çalışması ölümle karşılaşan karakterin bir şekilde oradan kurtularak bir zafere ulaşma hani kampa ulaşmaya çabası arasındaki gitgelliliği yaşıyoruz. Hı hı. Aslında bu psikolojik bir yönüyle. Sosyolojik yönden baksak diyeceğiz ki bu kar hem kedere bizi çağırıyor hem de zorluklara bizi çağırıyor. Ve toplumsalda biz ilk iki kısa filmde çocuğun toplumsal kuralla engellenmeye çalışılması, hem devam eden bir şekilde başkalarının görmediği ama bireysel de çocuğun gördüğü, durumu devam ettiğini bir yönüyle hani kısa filmler arasındaki bağlantısallığı düşünecek olursak içerik bakımından o devam ediyor ve o zorluk karşısındaki karakterin tüm mücadeleleri en son mücadeleyi seçmiş olması ve bütün o kar sıcaklığı yönlendirmesine karşı kendisinin o mantıksal olanı kurtulmayı isteyen arzu duygu yönünü tekrar harekete geçirerek ayağa kalktığını ve bir anda da o kar tipinin azalarak kampı görmeye başladığını biz seyirci olarak görüyoruz. Aslında yaşam ve ölüm arasındaki gitgellilik bizim o mücadele kararlılığımız ve haz mekanizması bağlamında değerlendirilebilir. Kısacık bir şey daha söyleyeceğim aslında çok uzun da anlatılabilir ama bir bakış açısı anlamında zaten yöntemsel söyleyeceğim. Bu haz mekanizmasının kapitalizmin temel genişleme ve kendini devam ettirme mekanizması olduğunu biz Delöz'den veya başka e, Marksist yazarlardan okuyoruz. Andre Broz'dan okuyoruz. Zizek mesela yer yer belirtiyor. Bu artık e, artı keyif mekanizması, haz mekanizmasıyla mücadele bağlamında da e, el ele alınabilir. Aynı imgeseller. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Dördüncü rüyamız tünel rüyası. Burada da eski bir kumandan bir tünelden geçer. Geçtikten sonra bir ses duyup irkilip arkasına bakar. Ölmüş bir askerini görür, kendi müfrezesinde olan askerini görür. Askerin elleri, yüzü ben Asker der ki annem babam beni bekler, onların yanına gitmek istiyorum. Komutan da ikna eder onu ve sen artık öldün mezarına dönder. Daha sonra daha büyük bir ses gelir. Üçüncü müfreze hep birlikte yine yüzleri gözleri beyazlar içinde gelirler. Kumandan onları da ikna eder. Aslında onların gözlerindeki ölü gözlerindeki canlılıkla kumandanın canlı gözlerindeki ölülük birbirine zıttır. Aslında kumandan ölmek ister değil mi? Savaşın Hı -hı. acı yüzü gösteriyor burada? Kesinlikle. Kurusuma. Ölümün hem savaşın acı yüzü hem de ölümün başka bir boyutu. Hani yaşam, ölüm, hayatın anlamı tüm bunlar üst katmanda tartışılan konular. Ama altta biz tabii ki bir konu lazım, bir örgü lazım, bir imgesel lazım. Orada da dediğiniz gibi savaş, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen bir müfreze. Şimdi bu komutan bir çeşit itirafla başlıyor. Ben bunu durdurabilirdim. Ölmemenizi sağlayabilirdim. Savaşa girmeyebilirdiniz. O bürokratik yapı, emir komuta zinciri aslında savaşa karar verenler ama ölenler askerler, masum. Hatta ilk o askerin adı da geçiyor sık. No, evet. Nogi, Noguchi diye. Noguchi evi karşıdama gidemiyor. Yüzü bembeyaz ve Öyle bir sinematografik bir şekilde sunulmuş ki yüzü biz ölümü onun yüzünde hissediyoruz bembeyaz bir canlılığını kaybetmiş yüzle karşı karşıyayız asker giysisinde ve hala askerliğini devam ettiriyor hani tünelin anlamı belki imgesel anlamıyla bütünleşik bir şekilde iki ucu var ya ölüm ya hayat ama tünelin içinde ölmüş ya da işte savaş ya da barış ya da savaşmama ya da savaşma başka seçenek yok. Tüm bu ikilemler içerisinde diğer filmlerdeki köprü imgeleriyle de birleşebilecek bir yapı var tünelin. Bu da aslında çok başarılı bir bağlantı noktası. Kurosawa'nın yine mahareti, Büyük usta yönetmenliği bağlamında değerlendirilebilir. Hani savaşın belki de önceden gösterilmesi, düşlerde, bilinç dışında ya bu savaş niye oluyor? Olmasın, insanlar ölmesin. Askerler de ee, ölmesinler. Sonuçta ee, savaşın bir kazananı yok değil mi? Her taraf da kaybeder. Ee, sonunda zaten e, kumandan ne diyor? E, hepiniz, e, Hepinizi insanlar, kahramanlar gibi öldüklerini zannederler ama karıştırdım hocam. Evet evet böyle kahraman diye sizi kutluyorlar ama, ama öyle siz değil. Siz köpekler gibi. Siz köpekler öldünüz gibi öldünüz der. diyor. Evet. Bu aslında Kursova'nın yaklaşımını da bize gösteriyor. Çünkü her savaşa yönetmen. savaşçı, değil mi? Evet, savaşa karşı, Evet. Evet, beşinci rüyamız, kargalar rüyası. Bu da Van Gogh'un tablolarını simgeliyor. Öyle güzel yönetmen gösteriyor ki renkleri, her şeyi sanki hı hı. Van Gogh'un resimlerindeki Başak tarlasındayız, oradaki ince yoldayız, uzaklardaki ağacı görüyoruz gibi. Kahraman Müze'de gezerken Van Gogh'un resimlerinden birinin içine girer ve Van Gogh'la diyaloğa başlar. Neler söyler? Evet, e, isterseniz şeyden başlayalım. Hani neden o tabloların içerisine girdi oradaki karakter ve biz onunla birlikte Van Gogh'un tabloların içinden geçerek gidiyoruz. Arada bir tren görüntüsü de veriyor hatırlarsanız. Evet. Şimdi tüm bunlar birleştirdiğimizde temeldeki bir tartışma gündeme geliyor yine. Hani hem felsefi hem sanatsal bir tartışma bu. Gerçeklik mi sanatı belirliyor? Sanat gerçeklikten mi besleniyor yoksa? sanata göre mi bir gerçeklik oluşuyor? Burada Van Gogh'un yaklaşımı elbette kulağını kesen ve portresini yaparken kulağım uymadı diye, portreye uydurmak için kulağımı kestim diyen bir Van Gogh'la karşı karşıyayız evet. dediğimiz anlamda. İşte tam bu noktada Van Gogh tercihi Kursova'nın orada ve kargalar diye bu ölümü geliyor zaten evet. bu da Van Gogh'un son eseri. Son portresi Evet, Ondan son sonra Portres ölüyor. şeyi tablosu. Bu noktada mesela Van Gogh gerçekliği sanata göre kurgulayan birisi ve bu anlamı önce sanatta kurgulayan ve gerçekliğe oradan giden birisi, buradan tercihini yapan birisi ve Düşler filmiyle de aslında Kurosawa gerçekliği yeniden kurgulamaya çalışıyor. Ama bunu sanatsal manada ve felsefi düzeyde yapıyor. Çünkü her sanatsalın bir felsefi kavramsal düzeyde ortaya çıkıyor. Bu bağlamda sadece biz işte Van Gogh'un tablolarının içinden geçmiyoruz. Van Gogh'un tabloları olsaydı hayat böyle renkli, böyle doğayla iç içe hani diyaloglarda diyor ya Van Gogh, kendimi diyor bu doğanın içerisinde yeniden yaşıyor, hissediyorum. yaşıyor hissediyorum ve bunları hemen tabloya geçirmek istiyorum. Bana vakit kaybettirme, güneşi kaçırmayayım, güneşi kaçırmayayım. hemen çizeyim. Evet. Ve sanatsallığı önceleme var burada. Hı hı. Hayat aslında sanat. Sanat da hayat hayatı düzenliyor burada. Belki de o savaşlar, belki de o çocuğun durumu sanatsallık boyutunda insanlar daha sonraki kısa filmlerde gelecek insanlığın aptallıkları olmasaydı, insanların aptallıkları, tüm bunlar olmayacaktı. Hani ölenler olmayacaktı mesela hı hı. veya şeytanlaşan insan olmayacaktı gibi bakılabilir. Evet altıncı rüya, Kızıl Fuji Dağı rüyası. Burada da büyük yanardağ, Fuji yanardağ patlar ve insanlar ölüm korkusuyla kaçışırlar. Ama nereye doğru kaçarlar? Okyanusa doğru. ...okyanusta da ölüm vardır. Çünkü yerden atlayıp okyanusa giderler, zannederler ki okyanusta kurtulacaklar. Ee, halbuki okyanustaki Yunus balıklarının bile... ...öleceği düşünülür. Orada bir bilim adamıyla kahramanımız konuşmaya başlar. Murat hocam. Evet, evet. Ee, aslında bilim adamı hani... E, ...patlayan o yanardağ ama... E, ...arkasındaki 6 nükleer reaktör patlamış. Onunla birlikte, yanardağla birlikte ve ortaya çok büyük bir radyoaktif madde yani saçılmış. Bilim insanı orada tabii kendisini buradan suçlu hissediyor. Tekrar bir itiraf başlıyor. Aslında ben ölmeliydim, bunları yapmamalıydım vesaire. Ama bu noktada Hiroshima ve Nagasaki, Japon yönetmen Kurosawa'nın onu tekrar gündeme getirdiğini, ve sonrasında 90'lı yıllarda nükleer testlerin azalmak yerine arttığını, savaşlarda kullanılan nükleer silahların kullanımı hazır halde çoğaldığını, hani 2022'lerdeyiz bugün de artıyor sürekli her yerde. Bu o aptallık meselesi burada da gündeme gelmişti konuşmaların birinde. Hani çocukların suçu ne? İki çocukla anne orada denizin kıyısında kaçacak yer yok deniliyor. Ve gidilecek yer yok çünkü tüm canlıları öldürüyor. Denize giren bir yapısı da var. Hani o renkli bir şekilde renklendirilmiş de o radyoaktif maddeler ve renklendirildiği halde bir şekilde tüm garantiler verildiği halde bu insanlığa zararsızdır bu nükleer santraller işte hiçbir şekilde size zarar vermeyecek güvenliklerin hepsi alındı diye söylendiği halde bunlar gündeme getiriliyor konuşmalarda. Ee, tüm bunların gündeme getirilmesi ve en sonunda bir imgeyle bunun taçlanması hani adam ceketini çıkarıyor iki küçük çocuğa nükleer şeyler gelmesin Hı. maddeler diye ceketiyle onu savurmaya çalışıyor ama muvaffak olamıyor. Çok 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 büyük bir canavarla Frankenstein'la savaşan küçücük bir insan gibi biz o tezatı orada görüyoruz. Halbuki bunlar hiç olmasaydı evet. diyoruz. Evet. Yedinci rüyamız ağlayan iblis rüyası. Ağlayan iblis de Kahramanımız dağın başında sisli bir yerde iblisle karşılaşıyor ve neden, niçin bu hale geldiğini soruyor. İblis de diyor ki ben de sizin gibi bir zamanlar insandım ama insanlar hakkında kötü şeyler düşündüm. Fiyatı düşmesin diye sütü nehre döktüm. Fiyatı yine yükselmesin diye patatesleri gömdüm, sebzeleri gömdüm. İnsanlığa zarar verdim, aslında kendime zarar verdim diye söyleniyor. Kahramanımız soruyor şu an ne yiyorsunuz peki diye. Biz burada kendimizi yiyoruz diyor değil mi? Evet. Peki. Aslında problemler hani Goethe'nin Faust'unda, Shakespeare'in eserlerinde veya da başka edebiyatçıların, sanatçıların, ressamların eserlerinde nasıl imgeselleştiriliyorsa orada da şeytan ve kötülük imgeselleştirildi ve şeytanlaşan insana dönüştü. Hı -hı. Aslında teolojik bağlamda kötülük problemi tekrar gündeme getirilebilir bir açıdan. Çünkü şeytan artık insanın kendisine dönüşmüş, insan mutasyona uğrayarak şeytanlaşmış. Ve adı aslında kısa filmin şeytanlaşan insan, mutasyona uğramış. Burada bir şekilde Semih Bey'in, Semih Kaplanoğlu'nun buğday filmi gündeme getirilebilir. Bağlantılı çünkü hani İnsan kendi yaptıklarıyla doğayı bozmuşsa ki bu nükleer, önceki kısa filmde nükleerle bu başladı. Sonrasında insan kendisini de değiştirecek genetik müdahalelerde bulundu, bulunuyor, bulunmakta şu anda. Aslında 90'lı yıllarda başlayan bu öngörü 2022'lerde çok daha artmış vaziyette görünen o. Şimdi bu yönüyle... Baktığımız zaman hani şeytanlaşan insanların da tek boynuzlu, iki boynuzlu, üç boynuzlu şeklinde sınıfsallara ayrıldığını direkt söylüyor mesela. O şeytanlaşan insan kahraman, anti kahraman yani kötü karakter. Bir şekilde bunu ifade ediyor. Bu platform filminde de mesela yukarıdan aşağı yemek mücadelesi gibi tekrar gündeme getirilebilir. Orada üç boynuzlular, iki boynuzluları... Bir boynuzlular onlar ezmekte ve bu o eziş, tabi kas sistemi var, sınıfsallık, toplumsal sınıfsallık tekrar e, çerçeve olarak kapitalizm, antikapitalizm şeklinde bir eleştiri de olarak dokunabilir. Tüm bunlara açık, hani diğer taraftan bireysel psikolojik manada da çünkü Akira Kurosawa'nın başlangıçtan beri ta e, tabiri caizse hani böyle ifade edilebilir diye düşünüyorum bireyselle toplumsalın kaynaştığı bir noktada yer yer bireysele yer yer toplumsala kayan bir şekilde hem imgesel hem de düşünsel yönde bizi bütünsele taşıyor sürekli. Bu çok değerli bir şey çünkü teorilerin kaybettiği bir şey. Bilimsel teorilerin, felsefi teorilerin yer yer kaybettiği. Mesela psikolojik baktığımızda toplumsalı kaybediyoruz. Toplumsal baktığımızda psikolojiyi kaybediyoruz. Yani görmüyoruz. Ama filmde öyle bir hayat kesiti halinde sunulmuş ki katmanlılık şeklinde biz onların hepsiyle deneyim yaşıyoruz. Hani hem bireysel manada kendi içimizdeki kötülüğü, insanların kendi şeytanlaşmasını hani imgeselde gördüğümüz biz, bizde bir deneyime dönüşüyor. Biz aslında onu dışsallaştırmışız. O iç dış meselesi gündeme tekrar geliyor. Bu bağlamda uzatmayayım değerlendirilebilir. Estağfurullah. Evet. Peki, e, su değirmenleri köyü son eee masalımız, son hikayemiz ya da son rüyamız diyebiliriz. Bundan öncekiler e, distopik rüyayken bu e, ütopik bir rüya. Çünkü e, çok mutlu bir köy. Yam yeşil, ağaçlar var, çiçekler, böcekler var. Çocuklar ellerinde çiçeklerle bir e, mezarın başına geliyorlar, kutlama yapıyorlar. E, kahramanımız 103 yaşındaki bilge ile konuşur, e, köyün bilgesi ile konuşur. E nasıl bu şekilde olduklarını, bu şekilde mutlu olduklarını sorar. Bilge de der ki biz burada işte elektrik kullanmayız, teknoloji kullanmayız. Çünkü elektrik kullanırsak gökyüzündeki yıldızları nasıl göreceğiz? Bu güzellikleri nasıl fark edeceğiz? Yakacak olarak tezek ve kurumuş odunlar yeter. Biz taze ağaç, yeşil ağaç kesmeyiz, doğaya zarar vermeyiz. Buradaki insanlar hepsi de çok mutlu. Hatta biz cenaze törenlerimizi büyük bir şölen ile yaparız, mutlulukla yaparız. Gideni çok uzun yaşadığı ve çalışarak yaşadığı için ödüllendiririz der. Çok güzel bir rüyaydı değil mi Murat evet, Hocam? Evet, evet, çok güzel bir rüyaydı. İki distopik kısa filmden sonra hani şeytanlaşan insan ve öncesinde fujida, yanardağ ve nükleer meselesi hı hı. ikisi de distopik bir dünya çiziyordu. Ama en sonuncusu tamamen hayatı olumlayan, yaşamı olumlayan, doğayı olumlayan bir şekilde bize yepyeni kapılar açan umut verdi. Umutlar verdi hatta. Bu noktada özellikle teolojik bağlamda mesela bir katmanı teolojik olarak ilerliyor ya, bir katman mitolojik bir katman sosyolojik, psikolojik, değişik katmanları var belki izah edilebilir. Hani e, cehennem tasviri gibi e, görünmüştü. Şeytanlaşan e, insanların bulunduğu ortam bir cehennem atmosferi gibiydi. Ama buraya geçtiğimizde e, o de, su değirmenleri köyünün atmosferi cennet etkisi. O kadar güzel ki her şey. Su, yeşillikler, çiçekler rengarenk, renkler o kadar canlı. İhtiyarın konuşması o kadar güzel ki ölümü de biz seviyoruz. Yani karnavalla e, ölülerimizi tepeye taşıyoruz dediğiniz gibi. Hatta bizim Ve, e, köyümüzde çok özür dilerim. Köyümüzde mabede ya da din adamına ihtiyaç yok. Biz yok. kendimiz yaparız bunları diye. Çünkü her yer iyilikle Hı -hı. dolu, güzellikle dolu. Hı -hı. E, müzik de çok muhteşemdi değil mi hocam? Evet, Sol evet. E, Zaten ki... o din adamına gerek yok vurgusu öncekinde Şeytanlaşan insan hani dış dünyada şeytan aramaya gerek yok. Evet, şeytan zaten insanın şeytanlaşan içinde. insanın içinde vurgusu e, belirttiğiniz anlamda o işte en sonki kısa filmde de ihtiyaç yok. Zaten insanlar doğayla kendileriyle barışık bir şekilde ve teknolojiyi de son kısa filmde teknoloji tartışması gündeme getirilebilir sosyolojik anlamda hani Elektriğe ihtiyaç yok. Aslında onu üreten insanlar bir şekilde doğayı bozmuşlar. Doğayı bozan insan doğadan başka nerede yaşayacak? Ve o güzellikleri yeniden yaşayabilecek mi? Hani şeftali bahçesinde çocuğun ağlaması, ben o çiçekleri tekrar göremeyecek miyim? Ağlaması, bütün bunlar film boyunca ölüm, doğa, insan doğası, hayat, canlılık, tüm bunlar birlikte ele alınmış. Hani yönetmenin dersi uzala özellikle filmiyle de bütünleştirilebilir yer yer. Başka filmlerle de buğday filmi gibi mesela Semih Bey'in bütünleştirilebilir. Bu noktada sosyolojik teoriler bağlamında şunu da ifade edebilirim. Vaktimiz biraz sınırlı ama yine gündeme getirmek lazım. Bu arada şunu da ifade edeyim. Saatlerce konuşulabilecek bir film. Kesinlikle. Bir kısmını seçiyoruz konuşuyoruz bakış açıları şeklinde. Bunu da tekrar vurgulamakta fayda var. Fayda var evet çok önemli bir nokta. Hani burada konuştuğumuzda kalınmasın lütfen. Bunun çok detaylı altyapısı var filmin ve o altyapıdan çok çeşitli bakış açılarıyla çok çeşitli noktalar ulaşılabilir. Özellikle e, sosyolojik teorilerde ya da kavramsalda e, bizim e, hegemonya görüşü Gramsci'nin çünkü bir otorite var. O otoritenin hani savaşla ilgili olan kısa filmde. öncesinde çocuğun toplumsallıkla mücadelesinde teknoloji ve teknolojinin getirdiği bürokratik yapı ve devletler arası problemler tüm hepsi gündeme getirilebilir ki orada hegemonya sadece bir devletin siyasi iktidarı değil de genel manada insanın karşılaştığı tüm otoriteler anlamında, bu otorite ve insan arasındaki mücadele anlamında gündeme getirebilir ki sanatsallık ve felsefe özgürleşimi sağlayacaksa bununla olabilir. Aynı şey mesela Foucault'un söylemiyle, toplumsal söylem bizi dışsallaştırıyor. Bir noktada kendimizi orada var olduğumuzu hissediyoruz ama bir noktada da özgürleşimimizi sınırlıyor. O bireysel gerçekleşme, arzu mekanizması bir taraftan bizi olumsuza ama bir taraftan da merak ve ilgiyle bir şeyi arama noktasında ilerlerken bize engeller çıkartılması. Hatta annenin çocuğunun ölmesini bile göze alması. Evet. Bu, bu noktada bütün bunlar sorgulanabilir e, diye düşünüyorum. Farklı açılardan e, gündeme getirilebilir diye düşünüyorum. Peki, Murat Hocam izleyicilerimiz neden e, bu filmi izlesin? Düşler filmini izlesin? Düşler filmi yönetmenimizin en önemli filmi bence. Yani Bu kanaatim tabii benim. E, Rashomon'dan, ders Uzala'dan belki bütünleştirilebilecek çok yönde var ama. Yedi Samuray'dan. Yedi yani. Samuray'dan. Hepsi yani bunlar çok iyi filmler. Hepsi Mesela, ama Kaos Düşler filmi başka bir kapı açıyor. Yani bizim gerçeklikle bağlantımız, bireyselin sanatla, felsefeyle bağlantısı, hayatsal... O yaşamsal döngüler, hani su değirmeni meselesinde su değirmenleri var ya sürekli gösteriyor kuru savanı dönüp evet. dönüp gösteriyor, su çeviriyor değirmeni. Hayatsal döngü, canlılık, hani yaşamsal bütünlük, diğerlerinin ruhları, hani biz sadece insanlar yaşamıyoruz burada. Hı -hı. Şeftali bahçelerinin de ruhu var ve onlar da bir şeyler istiyorlar. Onlar da yaşamak istiyor, Çok biz de yaşamak var, istiyoruz. Etkiler, evet. evet, tüm bunlar hayatın anlamı gibi bizim zihnimizi öyle bir imgesel şekilde sunuluyor ki bu filmi bir kere izlenmemeli. 2, 3, 4 ben fırsat bulursam 5. kez de izlerim. Ve her izlememde de başka bir şey keşfettiğimi hissediyorum. Muhtemelen siz de kesinlikle ee, öyle hissetmişsiniz. Dünyayı cennet ya da cehenneme çevirmek hı hı. insanların elinde tamamen. Evet. evet. Kaos Mesela Kaos filmi de dünyanın en iyi 5 savaş filmlerinden biri değil mi hocam? Hı hı. Evet. Rey filmi. evet. Peki, e, şu dünyada insanın kendine yapacağı iyilikler var. Mesela bir Itri'yi dinlemek, bir Dede Efendi dinlemek, e, Ahmet Hamdi ile İstanbul'u arşınlamak, sonra Schubert dinlemek ya da Tere Tename dinlemek gibi. Evet, Tere Tename ya da Akira Kurosawa seyretmek. Yani Akira Kurosawa seyretmek. Ve orada Diğerleri. sinematik bir din, deneyimle felsefi sanatsal bir bunu da e, ekleyebiliriz. Akira e, Kurosawa'nın haricinde farklı bir bakmak mesela. Haricinde evet. Tarkovski izlemek, De evet, izlemek, evet. Federico Fellini izlemek diyebiliriz. Kendinize bir iyilik yapın ve Akira Kurosawa'nın filmlerini izleyin. Teşekkür ederiz Murat hocam. Bir de gelecek haftanın e, filmini söyleyelim. söyleyelim. İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin önemli bir yönetmen bu arada. Onun Eli hakkında 2009 yapımı bir muhteşem film. Gelecek hafta onu konuşacağız. Hani bunu herhalde önceden seyretmek isteyenler var. Evet. Eğer isterlerse önceden seyrederlerse, müzakereyi ondan sonra dinlerler. Nasıl isterlerse. Ya da tersinde yapabilirler. Ya yapabilirler. Bizi dinledikten sonra evet. izleyebilirler. Hatta iki kere önce sonra diye ben tavsiye ediyorum. Evet çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim, rica ederim.